فَذْكُرُوا آلَا اللّٰهِ Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Böylelikle kurtulabilirsiniz. Eğer Allah'ın nimetlerini hatırlamazsanız kendinizi bir şey zannedersiniz. Allah Azze ve Celle'ye karşı büyüklenirsiniz. Elinize geçen imkanları, malı, mülkü, serveti, gücü, kudreti, iktidarı, şöhreti ve her ne varsa kulun eline geçebilecek türden bunları kendinizden sayıp kendinizi yüce görmeye başlarsınız. Böylece Cenab-ı Hakk'ın çağrısı fakirleri ilgilendiriyor. Size bunlardan pek bir şey yok zannetmeye başlarsınız, sırtınızı dönersiniz. İnnel insane leyatğa en ra'ahu istagna. İnsan kendisini müstağni görmeye başladı mı azgınlığa ve taşkınlığa yönelir. Peki kendimizi müstağni görme yatkınlığımızı nasıl dizginleyebileceğiz? Elimize geçen şeylerin kendimizden olmadığını, Allah'tan olduğunu unutmayarak, bunu hatırda tutarak ama kendimizden olduğunu düşünmeye başladığımız zaman daha fazlasını da kazanabilirim. Ben zaten sağlıklı bir vücudum var, sağlıklı bedenim var, spor da yapıyorum. Şöyle fabrikam var, şöyle işçilerim var, şöyle makamım var, şöyle zekam var vesaire. İnsanlar bunları hep kendisinden bildikçe Allah Azze ve Celle'ye karşı kendisini ihtiyaçsız hissetmeye ve böylece ona karşı büyüklenmeye, kulluk etmekten uzaklaşmaya başlar. Bunun hakkından gelmek için yolu tersine yürüyüp bunların bizden olmadığını, Allah tarafından bize sunulduğunu sıklıkla hatırlama ihtiyacı var. O yüzden Cenab-ı Hak وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ Rabbinin nimetini anlata dur. Bu Allah'ın bana nimeti, bu da Allah'ın bana nimeti. Kendine anlat, çevrene anlat, hep böyle anlat. Allah'ın sana sunduğu ve seni sınamak üzere gönderdiği bir şey olarak bildiğini böyle paylaş ki kendini bunlardan ötürü bir şey zannetmeye ya başkaları seni bu sahip olduklarından ötürü bir şey zannetmeye girişmesin. فَذْكُرُوا عَلَى اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Demek ki kulun eline geçenler kulun düşünce biçimini değiştiriyorsa bu kötü bir şey. Yani çok iyi bir araç aldı, ona binmeye başladı, kendini farklı hissetmeye başladı, kötü bir şey. Çok iyi bir malikanesi oldu, evi barkı oldu, artık kendisini farklı düşünüyor, kötü bir şey. Çok iyi bir servete kavuştu, çok iyi bir ticareti oluştu, artık eskisi gibi düşünmüyor, biraz farklı düşünmeye başladı, kötü bir şey. Bunlar kişinin akletmesini olumsuz etkilemesi beklenmeyen şeyler. Çünkü Allah Azze ve Celle kula verir de geri alır da. Bunlar elinden geri alındığında şimdi durağanlaştı, şimdi sadeleşti, şimdi düzgün düşünmeye başladı. Gördüğünüz gibi bu hayatta Allah Azze ve Celle'nin verdikçe azgınlaşan, geri aldıkça yalvarıp yakaran tipte insanlar bunlar. Cenab-ı Hak sıklıkla bunlardan Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor. Ama istediği tipler bunlar değil. İstedikleri kendisine verdiği halde azgınlaşmayan, Allah'ın verdiklerinden Allah'ın yolunda infak eden, bunları Cenab-ı Hak'tan bilmeyi unutmayan. فَذْكُرُوا عَلَى اللّٰهِ İşte böyle kimseler ancak kurtulabilirler. Yoksa bir makama oturdu, baktın ki hali vakti değişti, durumu değişti, düşüncesi değişti, bakışı değişti veya bir servete kondu, yine aynı şekilde davranışı, bakışı değişmeye başladı. Bu kulun içinde bir maraz vardı, bir sıkıntı vardı. Bu sıkıntı böyle bir şey olduğu takdirde dışa vuracaktı. Allah Azze ve Celle de bu durumu ona yaşattı ki bu sıkıntı dışarı vursun. Çünkü dünyada hayat zaten insanları sınamak için, 360 derece sınamak için hangi açıda bir sıkıntı varsa o açıya yönelik bir projeksiyon, o açıya yönelik bir ışıklandırma yapılır ki oradaki o sıkıntı ortaya çıksın. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ Kalplerinde sıkıntı bulunanlar sandılar mı ki اَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ اَدْغَانَهُمْ Allah onların o sıkıntılarını
o problemlerini, o dine karşı öfkelerini, kinlerini, her neleri varsa, hangi hususta böyle bir sıkıntıları varsa Cenab-ı Hak bunu ortaya çıkarmayacak mı sandılar? Mümkün değil. Allah Azze ve Celle illaki ortaya çıkarır. Adamın mülkü, serveti olsa hiç Cenab-ı Hakk'ı tanımaz. Namaza, niyaza hiç gelmez. Allah bunu bilirse bir kimseyle alakalı, onu o mala, o mülke, o servete eriştirir ve o içindeki o pisliği dışarı vurdurur. Bak sen buydun işte. Yoksa böyle düne kadar namazda, camide hep niyazda bulunan fakir haliyle o kimse eğer kalbinde böyle bir maraz varsa Cenab-ı Hak o marazın dışa vurmasını sağlayacak, koşulları değiştirir. Dolayısıyla hayatta bu âlâullah, Allah'ın nimetleri aslında birer turnusol kağıdı, her biri ayrı ayrı ve her birimize ayrı günde ayrı biçimde yaşatılıyor. Hepsi içerideki bir durumu yoklamak saadetindedir. Kalpteki bir durumu yoklamak saadetindedir. Kişi buna hazırlıklı olursa koşullar değiştiği halde Rabbi ile olan ilişkisi değişmez ve böylece hayattan iyi bir hayat, Cenab-ı Hakk'a karşı saygılı bir hayat çıkarma imkanı olur. Fezkuru, araçlardan biri nedir? Hatırlama. Bu Allah'tan, bunu Allah gönderdi. Bunu Allah verdi. Eline geçeni bunu Allah verdi. Geçmeyeni bunu Allah geri aldı veya vermedi. Kul bu biçimiyle tepkisini, olaylara bakış açısını ortaya koyduğu zaman yaratan ve yaşatan Allah Azze ve Celle'nin kudretini de an be an şuurunda korumuş olur ki bu kulluğun en iyi bilinç düzeyidir. Hayatı Cenab-ı Hakk'ın yönettiğini, İlahi kudretin hayat üzerindeki o an be an her noktayı ihata eden, kuşatan yönetimini fark etmesi. Fezkuru, dolayısıyla bu zikir ve hatırlama, bilinç ileri düzeyde muazzam bir bilinç hali. Bunu ıskaladığı zaman kul muazzam bir cehaletin, ıskaladığı zaman derken de bilinçli olarak göz ardı ettiğinde kendisini özellikle bir şey sanmak üzere bundan, bu bilinç düzeyinden uzaklaşmaya kalkıştığında o zaman tekebbürü başlar, o zaman kendisini bir şey zannetmeye, dev aynasında görmeye vesaire. Fezkuru, şimdi Hazreti Hud aleyhisselam kavmine ayna tutuyor. Bakın Nuh kavmi de böyleydi sizin gibi. Allah size lütuf, nimet vermişken kalkıp Cenab-ı Hakk'ı göz ardı etmeyin. Bak bunu Allah verdi, şunları şunları da Allah verdi. Hatırlayın ki diye kendilerine doğrudan yüzlerine bunu haykırıyor.